Bu videoda damıtma hakkında biraz daha detaya gireceğiz. Ve damıtma eğrilerinin nasıl çizildiğinden ve nasıl yorumlanacağından bahsedeceğiz. Şimdi elimizde yaklaşık olarak 50 mililitrelik %50 metil asetat ve %50 propil asetatlık bir karışım olduğunu düşünelim. Metil asetat ve propil asetatın ne olduğunu bilmiyorsanız sakın endişelenmeyin. Önemli olan kaynama noktalarının farklı olması. Metil asetatın kaynama noktası 56,9 derece Celsius'ken propil asetatınki 101,5 derece Celsius. Bu yüzden ekranda gördüğünüz ayrımsal damıtma mekanizmasıyla kaynama noktalarındaki farktan yola çıkarak bu iki maddeyi birbirinden ayırmamız çok kolay olacak. Karışım da burada. Bunu ısıtmaya başlıyoruz ve sıcaklık karışımın kaynama noktasına kadar artacak. Ve iki maddenin kaynama noktaları arasında bir yerde olacak. Yaklaşık olarak 70 küsür derece Celsius olacağını tahmin ediyorum. Bu karışım kaynamaya başladığında da buharlaşmaya başlayacak. Ortaya çıkan buharın içinde hem metil asetat hem de propil asetat buharı bulunacak. Metil asetatın kaynama noktası propil asetatınkinden düşük olduğundan ortaya çıkan buhardaki metil asetat buhar oranı daha yüksek olacak. Ayrıca ayrımsal damıtma yaptığımız için birden fazla yoğunlaşma ve buharlaşma evresi olacak. Sütunun üstlerinde her bir yoğunlaşma ve yeniden buharlaşmadan sonra yeniden buharlaşan buhardaki metil asetat oranı daha da fazla olacak. Sıcaklık düzenli olarak artıyor ve burada da bir yoğunlaşma halkası var. Bunun buharlaşmanın gerçekleşmesi için yeterince sıcak olan ve yeterince sıcak olmayan kısımları ayırdığını söyleyebiliriz. Buradaki sıcaklık değerleri düşükken çok da fazla damıtılmış sıvı elde edemeyiz. Ama yoğunlaşma halkası buradaki termometrenin alt kısmına yaklaşmaya başladığında ve buhar da buradaki yoğunlaşma tüpüne girmeye başladığında işler değişmeye başlayacak. Halka buraya geldiğinde buhar ya da buhar karışımı diyelim, birden fazla yoğunlaşma ve yeniden buharlaşma döngüsü geçirmiş olacak. Ki bunun da birden fazla basit damıtma döngüsüyle aynı şey olduğunu biliyoruz. Halka buraya ulaştığında buharın büyük bir çoğunluğu metil asetat buharından oluşacak. Sıcaklıksa yaklaşık olarak buradaki buharın yani metil asetatın kaynama noktası olan 56,9 derece Celsius olacak. Bu sıcaklıkta büyük miktarda buhar yoğunlaşma tüpüne girerek yoğunlaşmaya başlayacak. Ve elde ettiğimiz damıtılmış sıvı hacmi de bu noktadan sonra artmaya başlayacak. Evet, tam olarak 56,9 derece Celsius'ta damıtılmış sıvı elde etmeye başlayacağız. Bunu yaparken sıcaklığın yavaş bir şekilde arttığından da emin olmamız lazım. Neden diyecek olursanız, metil asetat buharı azalmaya başladığında karışımın kaynama noktası da yükselmeye başlayacak. Orijinal karışımın 50 mililitre olduğunu söylemiştim. O halde elimizdeki metil asetat damıtılmış sıvı yaklaşık olarak 20 mililitre olduğunda bu sıcaklıkta daha fazla damıtılmış sıvı elde edememeye başlayacağız. Sıcaklığın propil asetatın kaynama noktasına kadar yükselmesi gerek. Sıcaklık artmaya devam ediyor ancak damıtılmış sıvı hacminde çok büyük bir artış yok. Belli bir miktar daha elde edeceğiz ve propil asetat oranı da giderek artmaya başladığından bu kısımdaki buharın da bir karışım olacağını söyleyebiliriz. Metil asetat bitmeye, propil asetat da buharlaşmaya başladı. Sıcaklık propil asetatın kaynama noktasına kadar yükseldiğinde, yaklaşık olarak 101 derece Celsius'ta elde ettiğimiz damıtılmış sıvı hacmi de yeniden artmaya başlayacak. Bu da büyük çoğunlukta propil asetat buharı anlamına geliyor. Bu iki maddeyi ayırmak istediğimizde ilk aşamada yani buradaki düzlükte metil asetatın kaynama noktasında büyük bir hacmin oluştuğu noktada buraya bir kap ya da kavanoz koyabiliriz. Bu aşamada sıcaklığı daha da fazla arttırmadan kabı yenisiyle değiştirmemiz gerekir. Ve bu kısımda da propil asetatın yoğunlaşması sonucu elde edeceğimiz damıtılmış sıvıyı toplayabiliriz. İsterseniz bunun tam tersini de yapabiliriz.
Bize genellikle buna benzeyen damıtma eğrileri verip maddelerin kaynama noktalarının neler olduğunu bulmamızı da isteyebilirler. Kaynama noktası düşük olan madde, bakın işte burada. Bu sıcaklıkta çok fazla damıtılmış sıvı hacmi elde etmişiz. Öyleyse bu maddelerden birinin kaynama noktası olmalı. Hatta maddelerin kaynama noktalarının neler olduğunu biliyorsanız, bunun hangi madde olduğunu da belirleyebilirsiniz. Benzer şekilde buradaki diğer düzlük de ikinci maddenin kaynama noktasını verir. Bunun ayrımsal damıtma için çizilmiş bir eğri olduğunu duyduğunuzda basit damıtma eğrisinin neye benzediğini merak ettiğinizi tahmin ediyorum. Basit damıtmada yoğunlaşma ve yeniden buharlaşmanın birden fazla döngüsü olmadığını biliyoruz. Birden fazla yoğunlaşma ve yeniden buharlaşma döngüsü birden fazla basit damıtma döngüsü anlamına gelir. Buharın bu noktaya ulaştığı sıcaklıkta elde ettiğimiz metil asetat daha az saflığa sahip. Başka bir deyişle bu iki maddenin buharlarından oluşan bir karışım elde ederiz. Metil asetat oranı tabii ki daha fazla olacaktır. Ama ikisinin karışımından oluşan solüsyonun kaynama noktası daha yüksek olur. Bu yüzden bundan daha yüksek bir sıcaklıkta damıtılmış sıvı almaya başlarız. Ve basit damıtmadaki süreç ayrımsal damıtmaya göre daha aşamalı olarak gerçekleşir. Buna benzeyen bir basit damıtma eğrisi verildiğinde maddelerin kaynama noktalarını belirlemenin çok daha zor olduğunu da fark etmiş olmalısınız. Bunun sebebi herhangi bir sıcaklıkta elde ettiğimiz karışımın ayrımsal damıtmaya kıyasla çok daha az saflığa sahip olmasıdır.